Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Yunanistan basınında skandal bir haber yayınlandı. 12 Nisan gece saat 11.47'de yayınlanan haberi görmektesiniz. Translate'den Yunanca dilini otomatik olarak Türkçe'ye çevirdiğimizde haberin başlığı Türkiye'ye karşı Rus roketi İstanbul'u kaybetseniz nasıl hissederdiniz başlığıyla haber servis edilmiş. Zaten buradan skandal bir haber olduğunu anlıyoruz. Ruslar dolaylı olarak Türklere İstanbul'un kendilerine ait olmadığını hatırlatıyor. Yakın zamanda Ankara'yı ziyaret eden Rus Duması Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile Ankara'da yaptığı görüşmede Yaptığı açıklamaları yorumladı. Başkan yardımcısı bu konuda bunun bir açıklama oyunu olduğunu vurgularken İstanbul'u kaybederse Türkiye'de nasıl görünürdü öyleyse ağzınıza kırma almayın şeklinde açıklamalarda bulundu. Asıl skandal burada başlıyor. Müslüman dünyasında muazzam bir prestije sahip olan Mısır baş müftüsü Şevki Allem, Temmuz 2020'de İstanbul bugün Türk işgali altındadır dediği için Ankara'yı şok ettiğini hatırlatıyoruz. Müslüman dünyasında muazzam bir prestije sahip dediği kişi Mısır müftüsü daha önce Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiş bir kişi ve Müslüman dünyasında saygınlığı falan yok. Yine Türkiye Boğazlar Anlaşması konusunu gündeme getirmeye devam ederse Rusya Doğu Trakya'nın İstanbul ile işgali konusunu özellikle kendi çıkarları için gündeme getirecektir şeklinde skandal haberi görmektesiniz. Burada aslında bizi şaşırtan nokta Yunanistan'ın Amerika'nın ve Almanya'nın bir vilayeti olması dolayısıyla neden bu kadar Rus yanlısı bir haber yapılmış? Bunu anlamak güç. ABD ile AB'leri kulaklarını çekecektir. Yine Rusya demişken çok sayıda Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerden haberimiz var. Kuzey Suriye'de, aynen Arap bölgesinde 149. ülkemiz Türkiye ile Rusya ortak devresi yapıldı. Görmektesiniz. Yine Rus ordusu Siverox bölgesinde yer alan 119. Füze Tugayı'nda bulunan İskender füzelerini Voronek bölgesinde bulunan üslere konuşlandırmış bulunuyor. Yine Sky News gazetecileri bu üstteki askeri kampa ziyaret gerçekleştirdi. Yine çok sayıda sevkiyat görüntümüz var. Tbilskaya bölgesinden Krasnodar'a giden treni görmektesiniz. Emin değilim ama muhtemelen konum burası olabilir. Baktığımızda videodaki yere oldukça benziyor. Tabii ki de tek sevkiyat bu değil. Muhtemelen bir adet Boris Soaklaves 2 elektronik harp sisteminden görüntü görmektesiniz. Elektronik harp sistemleri buraya sevk ediliyor. Yine Sinferefol Kırım'da Burada piyadeler hareket halinde şeklinde araçların taşındığı belirtilmiş. Yine Rus hava saldırı birimleri BMD-4M ve BTR-MDM Rakuşka zırhlı araçları bölgeye sevk ediliyor. 2 adet Mista S bölgede görüntülendi. Yine Rusya'nın 2 adet 5 n 63 koduyla bilinen radar, bunun dışında 2 adet S-300 PM2, Favorit taburu ile beraber bölgeye yollanıyor. Yine 76N6 alçak irtifa radarı bunun dışında bir adet pansir S hava savunma sistemi bölgeye yollanırken askeri traktörler de bölgeye taşınıyor. Yine Ukraynalı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot uçak savar füze sistemlerini ülkede konuşlandırması gerektiğine inanıyor. Yine Rus kanallarında Ukrayna'nın Nikolaev bölgesinde olduğu iddia edilen Ukrayna ordusunun askeri araçlarının bulunduğu sevkiyat görüntüsü paylaşılmış. Yine Ukrayna'da haklı olarak sevkiyat yapıyor. Rusya'nın stratejik füze kuvvetinde faaliyet gösteren ur Güzne NATO raporlama koduyla SS-19 Stilato kıtalar arası balistik füzelerin hizmet ömrünün artırılması için Rus Makine Araştırma ve Üretim Derneği CEO'su ve baş tasarımcısı Alexander Leonov tarafından yapılan açıklamaya göre kıtalar arası balistik füzelerin ömrü 3 yıl uzatılabilir. Yine Ruslar Hazar Denizi'nden Karadeniz'e gemilerini kaydırdıkları için bazı gemilerini Karadeniz'den Suriye'deki Tartus üstüne yolluyorlar. Yine ağır yüklü büyük çıkarma gemisi Novarchek 142 bugün Suriye'nin Tartus limanına giderken boğazı güney yönünde geçti şeklinde paylaşılmış. Yine G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontales Rusya'yı Ukrayna sınırındaki Provokatif eylemlerini durdurmaya davet ederken bir bildiri yayınladı. Burada bilindiği gibi Rusya aslında G8 üyesiydi. Daha sonra Kırım'ın işgali sebebiyle bu örgüt G7 oldu. Rusya buradan kovuldu. Yine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İran haber ajansına yaptığı açıklamada Amerikalılar Avrupalı müttefiklerinin desteğiyle Birleşmiş Milletler merkezli uluslararası hukuk mimarisini kırmayı ve yerine sözde kurallara dayalı düzen getirmeyi amaçlayan saldırgan adımlar atıyor açıklamasını yaptı. Gören de Rusya'yı barış yanlısı zannedecek. Yine Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği S-400 hava savunma sistemlerinin Hindistan'a teslimatının başlama zamanının yakında açıklanacağını kontratın plana göre uygulandığını duyurdu. Burada Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası teslim edilecek. Anlaşma bedeli yaklaşık 5.4 milyar dolar. Hindistan'a ilk teslimatların bu yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Bir diğer haberimiz Çin Dışişleri Bakanı Japonya'nın Fukushima bir nükleer santralinden okyanusa su boşaltma kararını protesto ettiğini duyurdu. Yine İran'ın Kayhan gazetesine göre İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif tarafından belirtildiği gibi İran'ın Natanz nükleer tesisine yapılan sabotajın hedefi Viyana görüşmelerini durdurmak. Yine ABD'de virüs sonrası işsizlik %30 arttı. 70 milyon kişi işsizlik yardım için talepte bulundu. 4 milyon işletme kapandı. Buraya kadar normal zaten Tüm dünyada bu şekilde fakat ABD'deki milyarder sayısı %30 artmış bulunuyor. Forbes'ın 35 yıllık sıralamasındaki milyarderlerin sayısı ise 660 artarak 2755 oldu. Bir diğer haberimiz Hindistan'ın Vietnam sınır muhafızları için ürettiği devreye botlarının suya indiriliş töreni düzenlendi. Vietnam daha önce Hindistan tarafından sunulan kredi limitini kullanarak 12 devreye botu sipariş etmişti. Bir diğer haberimiz Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Türkiye Cumhuriyeti Irak Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız arasında görüşme gerçekleşti. Fatih Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih tarafından bugünkü kabulümde görevim boyunca iki kardeş ülkenin ilişkilerinin en üst düzeye çıkarılması için çaba sarf ettiğimi ve bu yönde gerek Irak halkının gerek Iraklı idarecilerin desteğini gördüğümü vurgulayarak teşekkürlerimi sundum şeklinde açıklamalarda bulundu. Yine dün Kanada ile ülkemizin görüşme yaptığını belirtmiştik. Yine Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik açıklamasını yaptı. Gündemimizdeki ikili meseleleri Afganistan barış sürecini ve bu amaçla düzenlenecek İstanbul Konferansı'nı Suriye ve Orta Doğu konularını ele aldık. Şunu söyleyelim Afganistan demişken Taliban'ın katılım konusunda henüz cevap vermediği İstanbul görüşmelerinin olumsuz neticelenme ihtimali devam ediyor. Geçen gün Afganistan'da bulunan Özbekistan Türklerinin lideri Abdurreşit Dostum planlanan tarihe 5 gün var. Taliban kararsız. Eğer Taliban görüşmeye katılmazsa ABD'den hiçbir şey beklemeden kendisinin Taliban'la savaşacağını açıklamıştı. Taliban sözcüsü Doktor Muhammed Naim 16 Nisan'da İstanbul'da yapılacak görüşmelere katılma konusunda karar vermediğini açıklamıştı. Büyük ihtimalle burada Afganistan basınına göre görüşmeler 24 Nisan ertelendi. 24 Nisan'da görüşmelerin olması bekleniyor. Tabii ki de herhangi bir engel çıkmazsa Yine Afganistan basının iddiasına göre Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesinde bu tarih belirlendi. Bir diğer haberimiz Cezayir'in kurtarma römör körü eşliğinde Cezayir'in proje 636 kilo sınıfı denizaltısı Petersburg'da bakımdan geçtikten sonra Cezayir'e geri dönüyor. Yine Güney Çin Denizi'ndeki son durumu görmektesiniz. ABD ve müttefikleri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA donanması arasında son dönemdeki gerginlik giderek artıyor. Burada Filipinler'de çok sayıda ABD üssü bulunuyor. Filipinler adeta ABD'nin bir eyaleti gibi, bunu belirtelim. Bir diğer haberimiz geri sayım başlasın Norveç'in ilk P8 montajı yapılıyor şeklinde bir paylaşım yapılmış. Bir diğer haberimiz Kayseri Azerbaycan'ın Şuşa şehriyle kardeş şehir oldu. Yine son haberimiz ulak aracının bu yıl testini bekliyoruz. Faaliyet takvimini görmektesiniz. 2018'de her şey bir hayal ile başlarken şu an 2021 yılının birinci çeyreğine gelmiş bulunuyoruz. Yani Nisan ayı ile beraber bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Atış testinin yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 17 gün içerisinde atış testi olmasını bekliyoruz. Evet dostlar çok sayıda ülkemizden ve dünyadan gelişmeyi sizlere aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.